Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak. Temel vizyonumuz alt tut vizyonu yatırımcı kimliğiyle hareket ediyoruz. Orta vadeli ve uzun vadeli model portföy oluşturarak günlük analizlerimizi videolar aracılığıyla paylaşıyoruz. 90. gün yani salı gününün dünün özetine bakacak olur isek portföyümüzün büyüklüğü dün itibariyle 751.343 TL idi. Tabii ki portföyümüzde yer alan hisse senetlerine geçmeden evvel şunu hatırlatmakta fayda var. Başlangıç aşamasında 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olduk. Modelin sürdürülebilir olması için günlük ortalama 1500 TL'lik hisse senedi alışlarına devam ediyoruz. Temel hisse senedimiz Senepam Sönmez Pamuklu, Asgeo, Baydöner, İzdemir Enerji, Enerya Enerji, Atagep Patates, Ofisiyem, Puzzle Radar Teknoloji, Tapgıda Puzzle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tarkim Kinya, Tatlıpınar Enerji Adra Bin Yatırımlar Holding, Kale Seramik, DMR Gıda Simit Sarayı, Meka Beton, Hassan, Marbel, Ekos, Borlis, MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ebebek, Gıpta, Vera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Dofer Yapı Portföyümüze yer alan hisse senetlerimiz mevcut durumda oldukça fazla sayıda hisse senedimiz var. Portföyümüzde potansiyel karımız, zararımız da tabloda gözüktüğü üzereydi. 90. gün 751.343 TL. 91. gün hamlelerimiz neler oldu? Neler umduk? Neler bulduk? Borsa İstanbul BIST endeksinin %1.04 aşağılara doğru hareket ettiğini gördük bugün itibariyle. 8000 seviyene geldi. Son bir aylık hareketine baktığımız vakitte hisse senetleri BIST 100 endeksinin 7500 ile genel olarak 8000 arasında hareket ettiğini gözlemliyoruz. Tabii ki 2023 yılında BIST 100 endeksi ortalama %100'e yakın prim yaptı. Önümüzdeki yılda da en azından bu prim seviyelerini bekliyoruz. Mevcut konjektürde en mantıklı yatırım araçlarının hisse senetleri olduğunu ifade etmiştik. Tabii burada doğru hisse senetlerini seçilmesi lazım. Buna uygun olarak orta vadeli ve uzun vadeli pozisyon alınması Gerekiyor 91. gün planına baktığımız vakit temel hisse senedimiz Sönmez Pamuk Senepam hisse senedi yeni halka arz edilecek hisselerin analiz edilmesi ve halka arz sonrasında işlem gören hisselerin analiz edilmesi. Tabi bu çerçevede ÇATES elektrik üretim anonim şirketi şeker yatırım menkul değerler ve Batı Ege gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri hisse senetleri halka arzları söz konusu olacak. Yarın itibariyle halk başlayacak. 30 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek büyük bir halk arz. 1.8 milyarlık bir halk arz büyüklüğü olacak. %20 payların dağıtımı söz konusu 33 milyon lot 57.15 TL'den işleme başlayacak. Hissesinin sembolü CETES şeklinde olacak. Tabii ki 2023 yılında halk arzlar oldukça fazla prim yapıyor. Prim yapmaya devam ediyor. Buna uygun olarak bu yükseliş trendinden yararlanmak gerekiyor. Buna uygun olarak pozisyon alınması gerekiyor. Evet, Bin Yatırımlar Holding bir başka hisse senedimiz, halka arzına katılmış olduğumuz hisse senetlerinden bugün itibariyle tavan açtı, tavandan kapattı. Hisse senedi 8. tavanını yaptı. Tabii ki hacimler yavaş yavaş artmaya başladı göreceğimiz üzere toplamda 650 milyonluk bir para çıkışı var. Bu esasen biraz da risk seviyesinin yavaş yavaş artmaya başladığını gösteriyor. Mevcut durumda kurumsalların satış noktalarına yaklaşıldığını bize gösteriyor. Tabii ki beklenti hisse senetlerinin devamlı tavan tavan yapması bunu ister yatırımcı fakat bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Bu hisse senetleri düzeltme yaptıktan sonra belli bir süre aşağılara doğru hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla bunu da bilmek buna uygun olarak hareket edilmesi gerekiyor. Ekos hisse senedi bu hisse senedimizde bugün itibariyle tavanlarına devam etti. Bin yatırımlar holdinge göre tabii ki bir gün evvelden gidiyor. Hacimlere nispeten biraz daha düşük seviyelerde toplamda 104 milyonluk para çıkışı var. Haliyle bu hisse senedi açısından da esasen biraz da risk seviyelerinin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ve temel hisse senedimiz Sönmez Pamuklu Senepam hisse senedi. Evet 91. gün Senepam alış emirlerimiz 9 .169 seneden alış emirlerimiz gerçekleşti. Güvendiğimiz pozisyon aldığımız hisse senetlerinden ve de alış emirlerimiz hisse senedinde devam ediyor. Tabii ki yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden de uzunca müddet hareket etmemiş hisse senetleri yükseliş trendine gittikleri vakit mevcut durumda doğru yatırımcılar, kararlı yatırımcılarla hisse senetleri buluştuğunda hisse senetleri yukarı doğru hareketlerine devam ederler. Ara ara bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi düzeltmeler söz konusu olsa da önümüzdeki günlerde tekrardan yukarıya doğru hareket etme potansiyeli yüksek olan hisse senetlerinden de Buradan da aylık olarak hareketine baktığımız vakit şurada düzeltme noktalarını gözlemleyebiliyoruz. 120 TL seviyelerinde ilk düzeltme noktası. Sonrasında 150 TL seviyelerinde artık bu seviyelerde bu hisse senedi açısından sanki düzeltme noktalarının sonu gibi gözüküyor. Mevcut veri setimize baktığımız vakit tabii ki uzunca müddet hareket etmediğini ifade etmiştik. Dolayısıyla yavaş yavaş olması gerektiği fiyatlara yaklaştığını ifade edebilir miyiz edemeyiz. Önümüzdeki günlerde bu hisse senedinden beklentimiz büyük. Daha da yukarılara doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki şöyle bir gerçek var. 2020 yılının Aralık ayına gidildiği vakit hem Türk Hava Yolları hem Sönmez Pamuk Senepam hisse senedinin fiyatlarının ikisinin de 10 TL ile 20 TL arasında hareket ettiğini gözlemleyebiliyorduk. Hatta ve hatta Türk Hava Yolları hisse senedi fiyatı 12 TL iken Senepam hisse senedi 18 TL seviyelerindeydi. Yani yaklaşık 1,5 katlık bir marş söz konusuydu. Oran söz konusuydu. 2023 yılı Aralık ayına geldiğimiz vakit Kasım ayının sonuna geldiğimiz vakit Türk Hava Yolları hisse senedi fiyatı 250-260 TL seviyelerindeyken Senepam hisse senedi yeni yeni 160-170 seviyelerine geldi. Haliyle 1,5 katlık oran dahi konuşsa Türk Hava Yolları hisse senedi ile mevcut durumda. Bu ise senedinin 400 TL seviyelerine gelmesi en azından benim açımdan beklenen bir durum. Ve tabii ki doğru yatırımcılar, kararlı yatırımcılarla bu hisse senedi buluştuğunda da daha da yukarılara doğru hisse senedi hareket edebilir. Tabii ki bunu gözlemleyeceğiz. Evet, Senepam hisse senedinin Teknik analizine baktığımız vakit 6 adet değişkenin al sinyali verdiği ve de 12 adet harekette ortalama değişkenin al sinyali verdiğini görmekteyiz. Toplamda 18 adet değişken güçlü al sinyali vermiş teknik analiz açısından da hisse senedi açısından herhangi bir problem gözükmüyor mevcut durumda. Tabii ki yükseliş trendi olan hisse senetlerinden de eş zamanlı olarak hisse senedinde sermaye arttırımı kararı var. 1 Kasım tarihi itibariyle de bu sermaye artırımı kararı ile ilgili güncellemeler yönetim kurulu toplantısında onaylanmıştı. Sonrasında tabii ki 10 Kasım tarihinde sermaye avansı ile ilgili mevcut durumda şirket iştirak şirketlerinden faizli olarak herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın sermaye avansı verilmişti. Dolayısıyla bu da pozitif bir başka haberdi. Sonrasında da 16 Kasım tarihinde de yönetim kurulu üyelerin faiz olarak sermaye arttırımda kullanılmak üzere yine faizsiz sermaye avansı verdiği ile ilgili kamu yayınlatma platforma gelen bir başka haber vardı. Bu da oldukça pozitif bir haber hisse senedi açısından. Tabii ki 24 Kasım Cuma günü tarihi itibariyle de hisse senedi biz tüm pazarda ve biz tüm yıldız pazar kapsam endeksine dahil edilmişti. Bu da bir başka pozitif haber hisse senedi açısından. Şöyle bir hisse senedinin geçmiş hareketlerine bakalım. Acaba hisse senedi önümüzdeki günlerde hangi hedef fiyat seviyelerine gelebilir? Ekim ayı 63 TL, Kasım ayı ortalaması 149 TL ve acaba önümüzdeki günlerde hisse senedi hangi hedef fiyat seviyelerine gelebilir? İşte burada durumda analiz etmiş olduğumuz Senepam hisse senedi ile Tarkim hisse senedinin trendlerini örtüştürdüğümüzde Tarkim hisse senedinin 11 Eylül ile 3 Kasım tarihi arasındaki sert yükseliş trendini Burada ele aldık. Mevcut durumda iki şirketinde de 5'er milyon lot sayısı var. Lot sayıları eşit. Piyasa ortalamalarına göre oldukça düşük seviyelerde ve de burada talebin etkisi önemli bu hisse senetlerinde. Dolayısıyla hisse senedi 500-600 TL seviyelerine Aralık ve Ocak aylarında gelebilir. Bize veri seti bizim bu yorumumuzu yapmamızı sağlayabiliyor. Tabii ki 3 gündür hisse senedinde düzeltme hareketi söz konusuydu. Hiçbir şey sonsa kadar artmaz. Hiçbir şeyde sonsuza kadar düşmez burada hisse senetleri sağlıklı olarak yukarıya doğru hareket ederken düzeltmelerini yaparlar mevcut durumda kararlı yatırımcılar ile gevşek yatırımcılar yerde değiştiri sistemde gevşek yatırımcılar oyun dışına çıkar kararlı yatırımcılar oyun içine girer veya veya gevşekler çıkar yine kararlı ile gevşekler sisteme dahil olur. Evet son 3 günlük hareketine baktığımız vakit 115 binlik hacim, 89 binlik hacim ve 60 binlik hacim artık yavaş yavaş yarın itibariyle tekrardan hisse senedinin pozitif yukarıya doğru hareket edeceğini düşünebiliriz. Gevşek yatırımcıların yavaş yavaş sona gelmiş bulunuyoruz. 300 binlik hacim yaratabilecek gevşek yatırımcı potansiyeli söz konusu. Şu an sadece 30 binlik bir hacim söz konusu. Dolayısıyla benim tahminim yarın tekrardan yukarı doğru hareket etmesi yönünde. 91. gün portföy özetine bakacak olursak portföyün büyüklüğü 708.107 TL seviyelerinde. Potansiyel karımız, zararımız tabloda gözüktüğü üzere tabii ki beklentimiz, isteğimiz 100. gün itibariyle 1 milyon TL hissesine sahip olmak. Bunun için uğraşıyoruz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi planına, kendi stratejisine göre hareket etmesi gerekiyor.